Görüntüler bundan 4 yıl öncesine 1 Mayıs 2010 yılına ait. 31 yıl aradan sonra Taksim 1 Mayıs kutlamalarına açılmış. Ancak bu tarihi günde Taksim yine şiddet olaylarına sahne oluyor. Kürsüde bulunan Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu saldırganlardan canını zor kurtarıyor. Saldırganlardan kaçarak beraberindekilerle birlikte Atatürk Kültür Merkezi'ne sığınıyor. Ancak o dönemin Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar saldırganlardan kurtulamıyor. Saldırıda Kaçar'ın kolu kırılıyor. 2010'da Sayın Çelebi ile beraber Taksim'e çıktık. Ben o zaman Hak İş Başkanı'ydım. Taksim'de olay olmamıştır diyor. Ve bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyletti. Sayın Kılıçdaroğlu 23.4.2014 tarihli grup toplantısında 2010'da olay çıkmadı. Yine çıkmaz diyor ve Sayın Çelebi de bunu ifade etti. Oysa gerçeği söylemiyorlar. Bakın Sayın Çelebi'nin bugünkü sözlerini ciddiye almamak gerektiğini ifade ettim. Niye almamamız gerektiğini belirtmek için söylüyorum. Şu anda 2010'da olay çıkmadı demişlerdi ya. Oysa 2010'da şu andaki Urfa milletvekilimiz, o zaman Sağlık Sen'in başkanı Sayın Mahmut Kaçar'ın kolu kırılmıştır. Kürsüyü işgal edilmiştir. Kürsüde ben ve o zamanki Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu konuşturulmamıştır. Özellikle 1 Mayıs'ta provokasyon yapmak isteyenler, bilhassa mikrofonu ele geçirenler tarafından kürsünün önüne davet edilmişlerdir. Kürsüye bıçak ve kesici aletler fırlatılmıştır. Gaz tüpleri insanların ellerinde sıkmaya, sağa sola sıkmaya başlamışlardır. Ve Atatürk Kültür Merkezi'ne Sayın Kumlu sığınabilmiştir. Atatürk Kültür Merkezi'nin camı çerçevesi aşağıya indirilmiştir. Bu kutlamalardan 4 yıl sonra yine Taksim'de 1 Mayıs gerilimi yaşandı. Provokasyon istihbaratı üzerine valilik bir olumsuzluk yaşanmaması için Taksim'i kutlamalara kapattı. İstihbaratın doğru olduğuna işaret eden olaylar yaşandı. Şu anda Meclis İdare Amiri olarak görev yapan AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hak İş'in başkanlığını yaptığı 2010 yılında yaşananları hatırlatarak bugünle karşılaştırdı. Önce böyle bir öz eleştiri yapmadan, ya sanki bunlar olmamışçasına kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirmek doğrusu bana hakikatli bir davranış gelmiyor. Dolayısıyla da bugün söylediklerini 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkamamış birisinin hayali olarak bir ezilmişlik, bir beceriksizlik psikolojisi olarak görmek mümkün. Kutlamaların Taksim'de yapılmasına izin verilmediği için olayların çıktığı yönündeki iddiaları, 2010 yılında yaşananların tanıkları ve arşivden çıkan görüntüler işte böyle yalanladı.